Arkadaşlarım, biraz evvel arkadaşlarımız burada konuştu, tartıştılar. Sabahtan beri de konuşuldu. 16 Nisan'da yapılan referandumla ilgili iktidar partisi temsilcileri, işte atı alan Üsküdar'a geçmiş Sayın Cumhurbaşkanı öyle demişti, buna uygun konuşmalar yaptılar. Doğru değerli arkadaşlarım, atı alan Üsküdar'a geçti. Ama nasıl geçti, bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Millet konuşacak zaten, biz burada konuşmasak bile millet konuşacak. Bu anayasa değişikliği bir de çok kızdı bir grup başkan vekili. Dedi ki bunu nasıl olur da 12 Eylül anayasası, 82 anayasasının kabul edilmesine benzetirsiniz falan diye çok da öfkelendi. Değerli arkadaşlarım, bu anayasa değişikliği aynen 12 Eylül anayasası gibi, 82 anayasası gibi hep tartışılacak. Bu elbette yürürlükte olacak, meri olacak ama asla meşru olmayacak. Meşruiyetiyle ilgili tartışmalar hiç bitmeyecek. Referandum adil ve eşit olmadı. Biriniz çıkın deyin ki evet, eşit koşullarda referandum yapıldı deyin vicdanınızla. Devletin ve yani benim vergilerim, ben hayır kullandım, benim vergilerimi kullandınız. Eşitsiz şartlarda yapıldı. Televizyonlarda muhalefet bir saat konuşurken siz 15 saat konuştunuz. Baskı yaptınız. Evet, şimdi çıkıp konuşuyorsunuz. Evet diyenler de makul, hayır diyenler de makul. Hayır, doğru söylemiyorsunuz. Siz popülizm yaparak referandum boyunca hayır diyenleri terörle, teröristlerle eşitlediniz. Bunu yaptınız. Yapmadık falan demeyin. Şimdi ya iş işten geçti, balkon konuşması yapıyoruz falan ama yarın yine aynı şeyleri yapacağız. Değerli arkadaşlarım, yapılan nedir biliyor musunuz sonuçta? Sonuçta bir süreden beri fiili olarak uygulanan, fiili olarak uygulanan bir sistemi, bir yapıyı, bir süreci ki bu süreç popülist, şöven, otoriter, keyfi, merkeziyetçi ve güvenlikçi politikalar bu süreçte. Bunu meşrulaştırdınız. Nasıl mı yani meşrulaştırdınız, resmileştirdiniz ama meşrulaştıramadınız arkadaşlar. Bunu meşrulaştıramayacaksınız. Bu millet nasıl 40 seneye yakın bir zamandan beri 12 Eylül anayasasını tartışıyorsa bunu da tartışmaya devam edecek. Bakın değerli arkadaşlarım, siz 2014'ten itibaren yani Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından, millet tarafından, seçmen tarafından seçilmesinden bu yana fiili olarak bir tek adam sistemini uyguluyorsunuz. Yaptığınız şey budur. Özellikle de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen o halle bu fiili durumu bir şekilde anayasa kılıfına uydurarak en katı bir şekilde uyguluyorsunuz. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra da Türkiye'yi bu şekilde yöneteceksiniz. Bu yönetimi bu millet kabul etmeyecek. %49, %51, %56 geçtik. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Geçmez arkadaşlar. Bu konularda demokrasi konusunda, milletin tercihleri, talepleri konusunda, özgürlükler konusunda, adalet konusunda, hukuk konusunda atı alan Üsküdar'ı geçemez. Bunu göreceksiniz en kısa zamanda.